Sevgili gençler, değerli izleyenler, bir Duygu Okulu programında beraberiz. Bugün Duygu Okulu'nda bencilliği konuşacağız, egoizmi konuşacağız, bir insanın kendini tanımasını konuşacağız. Ve Duygu Okulu'nun biliyorsunuz konsepti kişinin kendini tanıması, duygularının duygusal farkındalık, duygusal okuryazarlık, duygusal körlük nedir, duygusal sağırlık nedir bunu öğrenebilmek ve burada duygusal aktarımı öğrenebilmek, insanların ilişkilerini daha sağlıklı yapabilmek için duyguları bir kaynak gibi nasıl kullanırız bunu öğrenebilmek. Programın akışında bana yardımcı olacak İlker Bey var. Onu davet ediyorum. İlker Bey buyurun. Evet, hoş geldiniz. Hocam şimdi bu bölüme de İlker sana çok uygun bir konuya başlayacağız diye başlamayacaksınız diye umuyorum. Evet. Yani çok bencil bir insan olduğumu düşünmüyorum. Evet. Ama bencillik tabii oldukça yaygın. Belki de hepimizin ister istemez bazen düştüğümüz hatalardan bir tanesi olabilir. Yani en bencil varlık çocuktur biliyor musun? Öyle mi? Tabii çocuk en bencil varlık. Çünkü sadece kendini düşünüyor. Tabii, çünkü doğmuş, doğduktan sonra birdenbire ilk tepkisi ağlamak. İlk duygusu korku. İlk olumlu hissi güven. O da anne. Böyle durumlarda annem, ben ve dünya onun etrafında dönüyor, görür çocuk. Böyle olduğu zaman diğer insanlar onun için artık ikincildir. Yani kendi, dünya kendi merkezinde etrafında dönüyor. Doğal bir duygudur ama. Sevgi yatırımını çocuk kendisine ve annesine yapıyor. Yani çocuk büyüdükçe sevgi yatırımını diğer oyuncaklarına yapacak, kardeşlerine yapacak, ailesine yapacak. Daha da büyüdükçe ülkesine yapacak, vatanına yapacak, insanlığa yapacak. O yani olgunlaşma süreci içerisinde sevgiyi yönetirse insan bencilliğini eğitebiliyor ve eğitemiyor. Yani bencil insanlar sevgi yatırımını kendilerine yapıyorlar. Bu anlamda diğerlerinden biraz daha bencil olan insanlar aslında biraz da çocukluğunda mı kalmış oluyorlar? Çocukluğa, çocukluk döneminde kalıyor. Aslında onun için Freud güzel söylemiş. Mesela primer narsizm çocukta vardır. Senin kendisini sever. Ama sekonder narsizm şizofrende vardır. Şizofren neden? Şizofren olgunlaştıktan sonra tekrar kendini sevmeye başlar. Ayrı bir dünya içerisinde sadece kendinin merkezde olduğu, savaşlar çıkardığı, dünyayı düzelttiği, böyle bir dünyada yaşar, kendi etrafında dünya döner. Ama şizofren kişinin tabii akıl sağlığı bozuktur. Ama ruh sağlığı yerinde olan bir kimse de narsist olursa ne olur? Kişilik bozukluğu, kişilik çatışması yaşar. Yani ben aslında bencillikle duyguların yönetimi çok yakından ilgili. Kendisi egosuyla başkalarının arasındaki sınırları, duygusal sınırları çizebilen bir insan kendisini yönetebiliyor. Böyle sevgi ve adalet dengesini kurabilecek kişi. Her programda olduğu gibi günlük hayattaki karşılıklarından başlayıp belki bu bölümde de narsizme doğru, yani kişilik bozukluğuna doğru gideceğiz ve tedavileri konuşacağız ama isterseniz günlük hayattaki bir yansımasını görelim. Evet. O zaman alkışlarla Irmak'ı sahneye davet edelim. Irmak orada evinde, ben burada evimdeyim. Bir telefon konuşmasıyla başlayalım. Ne yapıyorsun hayatım? İyiyim hayatım, toparlanıyorum. Ya birazdan böyle hazırlanıyorum, çıkacağım işte. Ben çoktan hazırım. Sen daha yeni mi giyiniyorsun? Bak geç kalacağız sinemaya İlker. Ya Irmak, ben de tam onu söyleyecektim ya. Bir şey söyleyeceğim. Şu sinemaya Taksim'de gideceğimize benim buralarda gitsek olmaz mı? Beylikdüzü'nde. Evet. Ya İlker saçmalama, beni buradan oraya getirme şimdi. Çok uzak yani. Ama hayatım bir şey söyleyeceğim. Ya şimdi İstanbul trafiği gerçekten beni çok boğuyor. Yani Taksim'e şimdi çok Beylikdüzü'nden Taksim'e kadar trafik vardır. Girmesek o, bak o trafiğe beni sokmasan olmaz ya mı hayatım? Ya İlker'cim Tuzla'dan geleceğim ben. Saçmalama lütfen, aynı trafiği ben de çekeceğim yani. Ama hayatım biliyorsun yani insanı hayattan soğutuyor ya bu İstanbul trafiği. Şimdi sana hayatım diyorum, sonra hayattan soğuyorum diyorum. Şimdi sen onu da yanlış anlarsın. Yani ondan değil. Ben onu trafikten kastediyorum. Yani sen hayatımın soğuduğu tarafı değil, sıcağısın. İlker, laf kalabalığı yapma hiç bana. Aynı trafiği ben de çekeceğim. Üstelik senin araban var, benim yok. Ben otobüsle çekeceğim. Ben de onu diyorum hayatım. Yani arabam mı var, derdim var. Yani bak hayatım Taksim'de ya o gireceğim oraya park yeri bulamayacağım. Bak sen otobüstesin. Geleceksin buraya park yeri aramayacaksın, şey yapmayacaksın. Gel bak gel lütfen ya burada ferah İlker, ferah. Sayende İstanbul'da Beylikdüzü'nden başka yer görmedim ya. Yok orada trafik var, yok burada park yeri sorun. Yeter artık, bu ne böyle, başka bir yer görelim ya. Acayip haksızlık yaptın şu an. Ben mi haksızlık yaptım? Evet sen haksızlık yaptın. Çok haksızlık yaptın hayatım. Sor bakalım Allah aşkına kimin sevgilisi
sevgilisi sayesinde İstanbul'u bu kadar görmüş. Ha? Tuzla'dan Beylikdüzü'ne seni getirip durmasam panoramik olarak bütün İstanbul'u, kimin sevgilisi bu kadar İstanbul'u gezmiş acaba? Tabii İlker, tabii. Kapat telefonu, tamam geliyorum. Gel. Evet, sinemada buluştuk. Bak hayatım ne güzel oldu böyle ferah. Oh, evet. Senin enerjin düşük biraz ama. Enerjimin büyük bir kısmını da öteki meridyende bıraktım İlker'cim. Tuzla'dan Beylikdüzü'ne gelince jet lag yaşadım. Ya hayatım bak abartıyorsun. Bak şöyle ferah ne güzel böyle filmimizi izleyeceğiz. Ondan sonra da güzel yemek yiyeceğiz. Tamam, ben ısmarlayacağım. Tamam. Tamam hadi. Tamam. Peki sen rahat mısın? Rahat. Tamam güzel. O koltuğun arkası çalışıyor mu? Bazıları bozuk oldu. Tamam güzel. Peki sıcaklık falan vuruyor değil mi? Gayet güzel. Isınıyor. İyi yerden almışım. Tamam ekranı falan görüyorsun değil mi? Kafa falan denk gelmiyor. Görüyorum güzel. Tamam. Irmak. O zaman yer değişelim mi? Değiştirelim ya. Hadi değiştirelim ya. Gel. Bak geç sen böyle. Geç. Oh be. Dünya varmış. Oh, İlker buradan ekranın yarısı gözükmüyor. Kafasını bir otur. Evet hayatım ben de onun için dedim zaten. Adamın yani kafası bu kadar büyük, saçları bu kadar kabarık, boyu bu kadar uzun. Gitmiş önden bilet almış. Ne bencil insanlar var değil mi? Sadece kendilerini düşünüyorlar. Ben yerime geçebilir miyim? Hayatım ama ışıkları kapattılar şimdi film başlamak üzere. Ayağa kalkarsak arkadakiler der ki bunlar ne bencil insanlar. Yani bizim önümüzden geçiyorlar. Hala yer değiştiriyorlar. Çocuk muyuz biz? Hadi böyle idare ederiz hadi. Ne oldu? Biri ateş etti ki. Dur bir saniye dur. Ben o tarafı hiç göremiyorum. Hayatım en heyecanlı yeri. Esas kızı mı vurdular? Hayatım dur ya tamam en heyecanlı yeri. Göremedim İlker ya. Ya ne güzel filmdi değil mi ya? Bak vallahi içinde korku, komedi, her şey, heyecan her şey vardı. Vallahi nasıl bitti ben anlayamadım ya. Bir şey söyleyeceğim. İyi ki gelmişiz. Ben filme bayıldım. 10 üzerinden 10 veriyorum. Ne güzel. Ne oldu? Sen kaç veriyorsun? 5. Hayatım ama sen de ne kadar kıt not veriyorsun ya. Film gayet güzeldi şimdi. 5'lik film miydi yani şu? Yarısını izleyebildim hayatım. Gördüğüm kadarı çok güzeldi. Tamam hayatım bir şey söyleyeceğim. Bir daha hani diğer yarısı için bir daha gelinir bu filme. Hatta ben seninle gelirim yine. Ya gerçekten evet. İzler misin benim için tekrar? Tabii ki izlerim eşlik ederim. Ben de filmi beğendim. Tamam yani. Nerede gideriz o zaman? Buralarda falan gideriz yani trafik falan şey olmasın diye. Gömeceğim ben seni Beylikdüzü'ne o olacak sonunda. Ama hayatım yani ne olacak yani şimdi? Nerede gideceğiz ya başka? Ferah bak Beylikdüzü. Neyse İlker saat geç oldu. Ben gidiyorum artık bu saatte Tuzla'ya nasıl gidersem. Oy film de ne kadar uzunmuş ya. Neyse sen şanslısın. Yarısını izlediğin için çabuk geçmiştir. Çok komik. Bir şey söyleyeceğim. Yani sen şimdi buradan Bakırköy'e kadar bir gitsen. Ondan sonra Tuzla kolay. Orada sarı dolmuşlar falan var. İyi Bakırköy'e bırak bari beni. Ama hayatım şimdi yani hiç bulamayacağım kadar çok güzel bir park yeri buldum. Yani hiç çıkmayayım oradan. Bir hafta falan arabayı alasım yok yani. Hadi. Anladım. Bak şöyle sen otostop temiz yüzlü birisin. Otostop motostop tabii. Gidersin ya. Tabii. Ama gittiğin zaman beni ara tamam mı? Bak çok merak ederim. Tabii. Kesin arayacağım İlker'cim. Ben seni söyleyecek birkaç çift lafım da var. Ama çok merak ettim. Şimdi gitmeden söyle. Burada söyle. Yok ağza alınmayacak bazı cümleler kurmam lazım. O yüzden telefondan şey yapayım insanlar duymasın canım. Görüşürüz. Hocam şimdi kızdı gitti yani bir şey söyleyeceğim çok bencilce bir davranış değil mi yani? Emin misin? Hocam bir şey söyleyeceğim benim araba çok güzel yerde beni siz bıraksanız eve. Tabii ilişkinin en büyük düşmanı ben merkezcilik diyoruz ya onun güzel bir örneğini oynamış oldunuz burada. Ve bencil kişilerin, narsistik diye bildiğimiz kişilerin en büyük özellikleri o kognitif körlükleri vardır. Realite körlükleri vardır. Kişi yaptığı hatayı görmez bencilliğini. Burada da onu güzel oynadın. Yani bencilliği, hak duygunu kendine yönelik yorumlamış oldun burada. Bu bencilliği bir şekilde kendini özel, önemli, üstün görmek. Yani her şeye benim hakkım var gibi görmek. Böyle durumlarda kişide zihinsel ve kognitif körlük olduğu için o kişiler realite körlüğü göremezler. Burada onlara sosyal sınırları ve psikolojik sınırların öğretilmesi gerekiyor. Mesela burada Irmak onu o konuda çok başarılı değil. Burada. Yani burada karşı tarafı fark ettiremiyor. Fark ettiremiyor. Yani yakınıyor fakat tavır koymuyor. Yani böyle durumlarda o şeye Beylikdüzü'nden
Tuzla'dan ta Beylikdüzü'ne film seyretmek için geliyor. Bir fedakarlık yapıyor. Sen onu Bakırköy'e bırakma fedakarlığı yapmıyorsun. Sinemadan vazgeçiyorum diyebilmeliydi. Ya Taksim'de yapalım. Ya Taksim'de yapalım ya vazgeçelim diyebilmeliydi. Çünkü ben merkezi kişiler hep almayı severler. Ya hayat alışveriş midir, veriş alış mıdır? Dengedir aslında. Aslında dengedir. Bazen alışveriştir, bazen veriş alıştır. Bu kişiler hep alış gibi görürler hayatı. Veriş de yoktur bencil kişilerde. Hep almaya göre verdikleri ne zaman karşı tarafta işte kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez gibi düşünerek verirler. Verdikleri de bencil çıkarları vardır arkalarında verdiklerinin. Arkalarında bir gizli gündemleri ve planları vardır. Ona göre verirler. Bu tarzdaki işte çıkarcılık, bencillik kişilerin en önemli motivasyonudur çıkarcılık. Mesela eleştiriye kapalıdırlar. Yani birisi eleştirdiği zaman onu haksız saldırı gibi algılarlar eleştiriyi. Ve eleştiren kişiyi beni engelliyor diye düşünürler. Ben hayat yolunda ilerken beni engelliyor kişiler öfkelenirler, sinirlenirler. Onun için narsist kişilerin böyle kolay sinirlenmeler, öfkelenmeler sık rastlanan bir şeydir. Yani öfkelenme, kolay sinirlenen kişiler aslında kendi zihinlerindeki böyle hak duygularının engellendiğini düşündükleri için ve bu kişilere çok haksızlığa uğradığını mı düşünüyorsun deyince evet derler bu kişiler. Yani ama olay ne kadar sen haklısın, ne kadar sen haklı değilsin bir analiz ettiği zamanlar hep kendilerini mesela trafikte arabaya durdururlar bir şey olur. Polise mesela benim kim olduğumu biliyor musun derler. Rastladığımız bir şeydir. Bu tipik narsisttir. Onların en büyük organları egolarıdır narsistlerin. O kadar büyük ki yani ya kendi egolarından başkasına yer yoktur. Mesela eşine, çocuklarına, her şeye karşı ona hizmet etmek zorunda hissederler. Yani karı koca ilişkisi narsist bencil kişilerin köle efendi ilişkisi gibidir. Evde dominanttırlar. Baskın kişiliktirler. Yani evde yani karşı taraf ya korkutarak otorite sağlarlar ya da yani bir şekilde diplomatik yollarla otorite sağlarlar. Ama kontrol bende, güç bende hissini oluştururlar. İlk ve öncelikle kendini sever insan. Öncelikle. Kendini geliştirdikçe başka şeyleri sevmeye başlar. Eğer bir insan kendini geliştirmeyi başaramazsa sadece kendini sever. Bu sadece kendini seven insan gelişmişlik düzeyi açısından ilkel seviyede kalmış insan. Bir de mutsuz olur. Mutsuz oluyor, yalnız oluyor çünkü. Evet. İşbirliği kurabilmesi için benim haklarım, karşı tarafın hakları ve uzlaşmacı olabilmek, paylaşmacı olabilmek, yani verici olabilmek, fedakar olabilmek, insan ilişkilerinde güç odaklı ilişki değil, adalet odaklı ilişki kurabilmek. Mesela ailedeki ilişkilerde güç odaklı ilişki kurmaya yönelik bir ilişki varsa genellikle parasal gücü üstün olanlar erkek bağırıp çağırıp korkutup kontrol bende, güç bende diyor ve karşıdan ezilen bir eş çıkıyor ortaya. Ekonomik durumu sopa olarak kullanıyorsun ve adı adil değil bu. Adil olması için muhakkak güç odaklı değil, adalet odaklı bir zihin algısı gerekiyor. Yani onun için sevgi ve adalet, hatta bizim kültürümüzde adalet merhamet dengesi diye geçer bu. Yani bu duygu olan, bu duyguyu yaşayabilen kişiler insan ilişkilerinde empati yapabiliyorlar. Şimdi kötülükle ilgili kitaplar yazılıyor. Ana teması nedir biliyor musunuz? Empati yoksunluğu. Medeniyetin ölçüsü olarak hep şey gözükür yani böyle taşı yontmak gibi gözüküyor. Aslında Medine'de ölçü çit koymaktır. Yani komşusuyla kendi arasında çit kurabilmektir. Aynı şekilde binalarda, apartmanlarda nasıl kapılar, duvarlar varsa insan ilişkilerinde de sınırlar vardır. Bu sınırları koyabilirsek, bu sınırları barışçıl bir şekilde kurabilirsek biz orada sosyal ağ oluşturabiliyoruz ve sağlıklı ilişki kurabiliyoruz ve insan hem mutlu hem başarılı olmak istiyorsa bu sosyal dokunun bir parçası olarak bunu yaşayabilir. Yani bu nedenle bencillik kanser hücresine benzetiliyor. Kanser hücresi biliyorsun en büyük özelliği nedir kanser hücresinin? Yayılması. Sınırsız, sorumsuz, doyumsuzdur kanser hücresi. Kanser hücresi çoğaldığı zaman komşusundaki bütün hücreleri de yutar. Sınırsızdır. Sorumsuzdur. Başkası ölmüş, yok olmuş hiç düşünmez. Ve doyumsuzdur. Hep bana, hep bana der. Aynı bencil insanda. Sınır tanımaz, sorumluluk hissetmez başkasının haklarına. Doyum zaramaz, büyür. Karaciğerde bir hücre büyür. Karaciğerim büyüt, bütün karaciğeri kaplar, vücudu kaplar, kendisiyle birlikte bütün vücudu öldürür. Bencil insan da öyle. Aileyi
yıkar, farkında da varmaz. Bencil insan aslında bir şeyler kazanıyor gibi hissediyor da belki öyle gibi görülüyor dışarıdan ama aslında öyle. Evet, aslında büyük fotoğrafta mutsuzluğa ve yalnızlığa doğru gidiyor. Uzun vadede onun için güzel bir söz vardır. Erdemli olmak mı karlıdır, çıkarcı olmak mı karlıdır? Uzun vadede kısa vadede çıkarcı olmak karlı gözükür ama orta ve uzun vadede erdemli olmak karlıdır. Evet. Şimdi kapitalist ahlakla baktığın zaman ahmaklık gözüküyor. Ama orta ve uzun vadede baktığın zaman yatırım yapmış oluyor gözüküyorsun. Aslında geleceğe yatırımdır fedakar olmak. Yani çıkarcılık değildir aslında, akıllılıktır bu. Peki soru alalım hocam. Tabii. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Buraya bir mikrofon uzatalım. Çocuklukta çok fazla şımartılmak ileriki yaşamda bencillik yaratır mı kişiye? Evet. Yani çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Yani bir çocuğun her istediğini yapabilmek onu ben merkezi yapar. Her şeyi hakkı gibi görmeye çalışır. Ama hayat böyle, yani çocuğun küçük yaştaki bencillikleri şirinlik olarak görülür genellikle. Böyle sevilir. Yani onun tutturmaları vesaire. Yani hatta ben bu tarz çok örnekler gördüm. Evin küçük hükümdarı oluyor çocuk. Öyle bir yere ya da prenses gibi büyütüyor. Daha sonra hayat tabii annenin sera çiçeği gibi büyüyor çocuk. Ve böyle durumlarda çocuk ileride hayatın zorluklara karşılaştığı zaman hemen dağılıveriyor. Hemen ev yıkılıyor. Kedisi sokağa çıkmış. Çıkması gibi hemen yıpranıyor ve kolay depresyona giriyor. Bu nedenle annelik babalık demek çocuğu mutlu etmek değil, çocuğu hayata hazırlamaktır. Çocuğun her dediğini yapmak değil. Çocuğun ihtiyacı olanı yapmak, doğru olanı yapmak burada. Yani annelik babalık bu nedenle, ama bunu çocuğun kişiliğini ezmeden yapabilmemiz önemli. Yani çocuğun nerede duracağını öğretebilmek annenin babanın sorumluluğudur. Yani çocuğa nerede duracağını bilmeyen, sosyal sınırları bilmeyen, başkasının duygularını, haklarını bilmeyen bir çocuğa biz eğer bunu öğretmezsek anne baba olarak ileride zorluk çekeriz. Yani bir çocuk bu anda küçük bir araba, oyuncak araba ister, daha çok ister. Ama ergenliğe geldikten sonra bu sefer küçük araba, oyuncak araba değil, küçük bir araba ister, büyük bir araba ister. Ve hep almaya alıştığı için de hayır dendiği zaman anneyi babayı meyveli ağaç gibi görür, sirkelemeye başlar. Bunun için bir çocuğa iki kişilik, üç kişilik sevgi verebilirsiniz. Ama aynı zamanda sorumluluk da vermemiz gerekiyor. Yani çocuğun haklarını da bileceğiz, sorumluluklarını da bilecek çocuk. Özgürlük, haklar ve sorumluluklar, bunun dengesini öğrenmesi gerekiyor. Öğrenmeyen bir çocuğu biz, yani şu anda küçük yaşta tatlı olur çocuk, sevimli olur ama ileri yaşta anne baba onun bedelini öder. Hocam bir de ben kişisel bir soru soracağım. Küçük bir gözlemimden yola çıkarak. Daha eski yıllarda hatırlıyorum, daha çok anne ve babalar, bilhassa anneler çocuklarına genelde hem kadın erkek ilişkileri hem iş hayatıyla ilgili şu cümleleri kurarlardı. Oğlum iyi insan ol. Kimsenin hakkını yeme. Kibar ol. Mesela kadın erkek ilişkilerinde iyi insan ol. Karşı tarafa dürüst ol. Hani faydalı bir. Şimdi mesela bu yıllardaki bence çokça bu laflar şeye evrildi. Biraz hayatın getirdiği rekabet ortamından dolayı. Oğlum hakkını yedirme. Uyanık ol. Kadın erkek ilişkilerinde de şu çok oluyor. Mesela bir nişan veya bir şey olacak. Oğlum bak nasıl başlarsa öyle gider. Hani kendini ezdirme. Yani bence biraz hani böyle bir gaz da var alttan. Yani iyi niyetle yapılan ama kötü sonuçlar. Bunu neye borçluyuz biliyor musun? Hollywood'a borçluyuz. Hollywood'a borçluyuz. Ya kapitalist kültür bütün dünyanın popüler kültürü oldu ve yaşam felsefesi değişti. Sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyada böyle. İnsan ilişkilerini tamamlayıcı ilişki değil, rekabetçi ilişkiye döndürdük. Yani böyle durumlarda yaşam bir mücadeledir. Biyolojideki bir kanunu alıp sosyal darvinizm yapıldı. Bu böyle bir durumda da hayat bir mücadeledir. Güçlü olan ayakta kalır. O halde güçlü olan zayıf olanı yeme hakkıdır. O halde böyle durumda kendini koru. Bu da bencilliği, bencilliği tetikledi. Evet. Yani bunun arka planında kapitalist ahlak var. Yani, ve bunun farkına vardı bütün gelişmiş ülkelerde. Bunun farkına varıldı. Buradan şimdi dönmeye çalışıyor. Rastgele iyilik projeleri yapılıyor mesela Kaliforniya'da. Rastgele sessiz iyilik projeleri yapılıyor. Niye yapılıyor? İnsanlar bir baktılar, insanlar insan ilişkileri boşanma arttı, şiddet arttı. İnsanlar varlıklı ama mutlu değil. Yani insanlar arasındaki ilişkiler, yalnızlık çok arttı. Yalnızlık Bakanlığı kuruldu. Yani bütün bunları gördükten sonra ya bunun arka planında da bencil yaşam felsefesi var. Yani bencil yaşam felsefesi narsizmi
modernizm besledi. Yani bilerek besledi. Yani insan özgüven olsun insan, daha çok çalışsın, daha çok üretsin, daha çok tüketsin ve bu şekilde tüket kazanç çarkı içinde insanı daha çok çalıştırmak için yaptılar bunu. Yani kapitalist sistem bunu insanlarda böyle bir sonuç çıkacağını öngörmedi. Sadece üretim artırmayı şimdi de buna adapte olmaya çalışıyor. Şimdi de ne ektik ne biçiyoruz diye düşünüyor. Bunu bu selden kendimizi kurtarmamız lazım gençler olarak. Herkes bencildir diye bir mesela bir gerçeklik sunuyorlar. Herkes bencildir, bencil olmak zorundadır. Bencil olursan özgüvenlilikle öz beğeniyi karıştırıyorlar. Bu sanki doğal ve iyi doğal bir şeymiş gibi. Yani bencil olmak zorundadır gibi. Şimdi herkes bencil olmak, bencillik normaldir diye kabul edilen bir ortamda kavga çıkar. Hiç kimse bencil olmasa aslında bencil olmaya zaten gerek olmayacak. Yani bir paradoks. Bencil olmasın ama kendi hakkıyla başkasının empatiyle kendi hakları başkanın hakları arasında dengeyi kursun. Şimdi ben insanların çok önem verdiği biraz iş dünyasından bir örnek oynamak istiyorum. Tamam. İşbirliği kuramayan, kurmakta güçlük çeken çok ben merkezli bir yönetici göreceğiz ekibiyle. Alkışlarla oyuncu arkadaşlarımızı sahneye davet ediyoruz. Evet arkadaşlar, benim ekibimin, benim düzenlediğim bu moral motivasyon yemeğinin tatlı ve meyve kısmında da size afiyet olsun dileklerimi iletiyorum ben. Teşekkür ederiz. Ceyhun, Irmaklı fotoğraflarınızı gördüm ya, çok güzel çıkmışsınız. Nasıl kıskandım, kış tatiliniz nasıl geçti? Ya çok güzel geçti biliyor musun, çok eğlendik. Ben açıkçası bu kadar eğleneceğimi zannetmiyordum. İlk defa kışın tatile gittim ben. Yani böyle ben hep kışın tatile giderim. Ben demek kış demek, kış demek ben ve tatil demek. Şeyi anlatsana. Benim o hani. Ay çok komik bir şey oldu ya. Şimdi bak, bizim kaldığımız otel böyle tam zirvede değil böyle. Biraz böyle dağın ortalarında bir yerdeydi. Zirveden uzakta kalıyorduk. Ben o yüzden hep zirveye en yakın otelde kalırım. Zirve demek, ben demek. Ben demek, otel demek. İşte yani o yüzden bizim otel biraz aşağılarda olduğu için yürümemiz gerekiyordu bizim. Neyse, ben böyle kayakları, kızakları falan sırtlandım. Telesiyece doğru yürüyoruz ama kar böyle yani bilek falan değil. Diz seviyesine geldik böyle batı. Ben zirveye yakın olduğum için benim yürüdüğüm yerlerde kar en az kalçamda oluyor. Zaten biliyorsunuz benim kalçamda biraz yüksek. Tabii. O yüzden bayağı kar oluyor. ne oldu sonra Ceyhun? İşte sonra işte ben şimdi kulağımda, kafada böyle kapüşon var, hışır hışır ediyor. Bir anda sırtımda şeyler böyle kıyaklar, duyamıyorum. Irmak nerede dedim, şöyle bir arkama dönmem ne. Irmak düştü. O hikaye değil mi bu? Teşekkürler sorunu söylediğiniz için. Çok komik bir hikaye. Anlatmıştın. Hayır, anlatmamıştım. Ben nereden biliyorum bu hikayeyi? Benim beynimde var bu hikaye. Çünkü siz oradaydınız, sizinle karşılaşınca ırmak zaten düşmüştü. Evet, evet. Ben çalışanlarımla benim onlara verdiğim tatilde karşılaşmıştım. Yalnız bu olay tabii çok komik bir hikaye ama siz esas benim askerde bir hikayem var. Ben nöbetteyken, benim nöbetim 2-4, benim komutanım bana seslendi ve şu damdaki karları kürer misin dedi bana dedi. Ben de kendimce karları kürerken benim ayağım kaydı. Allah'tan 5 metre kar vardı da bir şey olmadı. Komik değil mi? Ben komiyim. Sen ne yaptın bu arada? Benim de arkadaşım dağ evine çağırdı, Abant tarafına. Böyle toplanıp... Abant'taki dağ evleri eminim güzeldir ama benim arkadaşımın Artvin'de müthiş bir dağ evi var. Aslında Artvin o konuda her zaman tabii daha benim arkadaşımın memleketi. Fotoğraflarım var, göstereyim. Bakın burada işte gördüğünüz gibi. Hiçbir şey gözükmüyor İlker Bey. Çünkü her yer kar. Bakın bu da askerlik fotoğrafım. Ben ve komutanım. Ben ve tabur, ben ve taburdaki binalar. Burada sadece ben, burada da sadece ben, 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 ben ve ben. Hikayeler, ne hikayeler. Ben konuyu izin verirseniz benim düzenlediğim bu yemekte konuyu tekrar benim amacıma getirmek istiyorum. Ben sizi motive etmek istiyorum. Motivasyonunuz benim için çok önemli. Ben her zaman iç motivasyonu çok yüksek biriyimdir. Hedeflerimi ben her zaman en önce tamamlarım biliyorsunuz. Ve ne kadar çalışkan olduğumu da benim.
bilirsiniz diye düşünüyorum. Lütfen sizin de beni örnek almanızı rica ediyorum. Diyorum ama hocam Allah aşkına yani herkes, ben motivasyondan bahsediyorum. Herkesin suratından düşen bir parça ya, ben anlamıyorum ki. Farkında mısın neden? Neden? Hiç biz kelimesi hiç kullanmadın. Evet ben hiç... tem takım diyorsun. Ben motivasyon hiç diyorsun. Doğru. Tamam hocam düzeltiyorum. Bu sizin bu uyarınızı aldım. Hemen şimdi düzeltiyorum. Beni biz olarak değiştiriyorum. Hesabımız da geldi. Arkadaşlar bizim hesabımız. Hep beraber tükettiğimiz yemeğin hep beraber ödeyeceğimiz bizim hesabımız. Pamuk eller cebe diyoruz. Ben kendimden nefret etmeden önce size alkışlarla kulise vuruyoruz efendim. Hocam bu kez ben çok abarttım ve ben kendimden nefret ettim gerçekten. Fakat çok güzel oynadınız. Bazı iş yerleri vardır. İnsan personel dönüşümü çok hızlıdır. En büyük sebebi böyle patronlardır. Yani böyle patronlar nedeniyle biz olacağız, takım olacağız diyor. Yemek veriyor vesaire. Fakat ego sörfü yapıyor. Yani hep kendisini anlatıyor. Yani orada yani bir soru sorarken bile, bir espri yaparken bile içerisinde kendisini öven bir parça vardır hep. Parça vardır. Övgüyle beslenen kişiliklerdir bu tarz kişilikler. Ve saygı duyulmaz bu tarz kişiliklere. Korkulur ama saygı duyulmaz bu tarz kişiliklere. Ve takım oluşturamazlar. Ama günümüzde özellikle başarıda bireysel başarılar değil, takım başarılarının önemli olduğu bir zamandayız. Motivasyon tekniği olarak bir insanın kendini değerli görmesi gerekir. Siz burada herkesi değersiz hissettiniz. Burada en değerli varlık benim dediniz. Her şeye hükmetmek, her şeyi kontrol etmek ve her şeye en güçlü benim. Odak noktası ben olmalıyım, ilgi noktası ben olmalıyım. Hep ben konuşmalıyım. Mesela burada çok güzel oynadığın bir şey, sözü yarım kestin, hep kendinden bahsettin. Karşı taraflar sözünü tamamlayamadılar. Ben merkezi kişilerin en büyük özellikleri, nasıl anlarız mesela böyle kişileri? En büyük özellikleri işte ben demeleri bir özellik ama bazıları hiç ben demeden ben merkezci olurlar. Ben demeden. Ya bu kişiler eleştiriye tahammülsüzdürler. Eleştirildiği zaman bu kişi kendisini kötü hisseder. Eleştirildiği zaman kendisine saldırı gibi hisseder. Ve eleştiren kişiyi küçük düşürerek rahatlamaya çalışır. Yani kendisi eleştirdiği kişinin kendisine hayranlık duymasını sağlayınca rahatlar. Ama kendisine hayranlık duyulmadığını hissettiği yerde çok huzursuzdur, çok gergin, çok sinirli olur. Bu nedenle böyle ben merkezi kişileri övmek çok tehlikelidir, çok sakıncalıdır. Yani tetikleriz yani. Tetiklersiniz ve egosunu beslemiş, şişirmiş olursunuz. Yanlışına ama haklı gerekçeleriyle birlikte ama toplum içinde değil, bireysel olarak ona yanlışına yanlış diyebilmek gerekiyor. Yani bu yaptığın yanlıştı diyebilmek ama onu yapıcı eleştiri tarzında eleştirmek gerekiyordu bu kişileri. Eleştirmediğimiz zaman bu kişiler, ya herkes zaten beni alkışlıyor ki der, yaptım yanlış der. Alkışladığıma göre doğru der ve burada alkışlayanların da sorumluluğu vardır. Ve liderlik hastalığıdır narsizm bunun için. Halbuki bir insanın değerlilik ölçüsü iyi insan olup olmamasıdır. Servet değişebilir, güzellik değişebilir. Sana bütün birçok sahip olduğun makam kaybedilebilir. Ama iyi insan olsan o değişmez. Bunun için değerlilik ölçüsü olmayı iyi insan olmaya çevirmedikçe insanlık bu hastalıktan kurtulamaz. Ve bu hastalığın sonucunu da biz biraz önce söylediğim gibi yalnızlık olarak, boşanma olarak, şiddet olarak, suç olarak, kötülüğün artması olarak görüyoruz. Soru alalım, buyurun. Bu kişiler kendilerini herkesten üstün ve kusursuz görürlerken tedaviye neden başvururlar? Evet. Bununla ilgili. Bunu tabii. Nasıl algılıyorlar? Nasıl algılıyorlar? Yani genellikle bu kişiler, güzel bir soru. Bu kişiler tedaviye başvurdukları zaman, terapiye geldikleri zaman ilk seansta hep başkasını suçlayarak başlarlar. Yani siz sözü dolaştırıp kendine getirmeye çalışıyorsun. O gene benim kocam böyle yaptı, böyle yaptı, böyle yaptı der. Benim çocuk böyle böyle der. Hep şikayetçidir, yakınmacıdırlar. Yani herkes kötü, o iyidir diye böyle gelirler ve depresyona girdikleri için gelirler. Yani şeylerinin farkına vardıkları için değil, hatalarının. Onun için bu kişilerde... Dünya benim üstüme geliyor. Benim üstüme geliyor der. Çünkü yani o derece artık şey yapar ki
Yani insanların hayır denmeyi tehdit olarak, düşmanlık olarak kabul ederler. Eleştiri, halbuki insan ilişkilerinde eleştiri armağandır. Farkındalık oluşturmak çok önemli burada. Birinci kelime farkındalık. Farkına vardığı zaman iyi niyetliyse, ama bak bir narsist, bencil bir insan iyi niyetliyse duvara tosladığı zaman farkına varır. Tökezlediği zaman farkına varır. Ama burada yakınlarının duvara çarpmadan, kafasını sağa sola vurmadan gerçeği görmesi için uyarı vazifeleri var. Yani böyle durumlarda yanlış yapıyorsun, bu senin yaptığın yanlıştır, bunu doğru bulmuyorum ama evliliğin geleceği için buna katlanıyorum dediğin zaman kafasına soru işareti uyanır. Mesela biz onu yapıyoruz, eşin gelmesi lazım diyoruz, gelmez ki o diyor kadın. Ya gel, ben hatta ısrarla gelmez gelmez ki o deyince, bak onun gelip gelmemesi onun sorumluluğu. Ona gelip gelmemeyi söylemek senin sorumluluğun. Sen ona söyle, gelmezse bile kafasına bir soru işareti uyanır. Böyle söyleyince, yani gelmese de en azından bu şekilde söyleyerek onda, ya bu olayın oluşmasında benim, bana düşen bir hata var mı? Yani benim yaptığım bir hata var mı? Bana düşen bir sorumluluk var mı? Demeye başladığı zaman kapı aralanır. Oradan terapi sonuç verir. Bunun için içgörü çalışılıyor, farkındalık çalışılıyor. Yani iyi niyetliyse hiç korkmuyoruz biz. İyi niyetli, sevgi var, iyi niyet varsa ilişkilerde problem çözme yöntemi geliştiriliyor. Yani ilişki ve uyumuna, durumuna göre bazı yöntemler belirliyoruz ve bir müddet sonra, yani duruma göre 3 ay, 6 ay sonra nitelikli beraberlikler ortaya çıkabiliyor. Bunun için yani bu insan ilişkilerinde sizin o sorduğunuz soruda, yani kişi depresyona girdiği zaman farkına varıyor. Şimdi bütüncül tedaviler var. Bütüncül tedaviler sadece kişinin sadece ilaç tedavisi olmuyor. Sadece psikoterapi de olmuyor. Ve aileyi de katmak gerekiyor. Üç ayaklı tedavi. Doktorun ilacını yapacağı, hastanın yapacağı ve yakınların yapacağı. Aile değerlendirme ölçekleri var. Onu yapıyoruz. Çocuklarda mesela PARI diye bir ölçek var. Ebeveyn tutumlarını ölçüyoruz. Onları da katıyoruz. Bütüncül tedavi yapıyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi bu bencil insanlar, yine önceki söylediklerinizden hatırlıyorum. Biraz böyle narsizm olduğu zaman böyle çok insan görüyoruz etrafımızda. Her şeyi onlar biliyorlar. Her şeyi iyi yaptığını düşünen. Sonra duvara toslayınca bakalım ne olacak diye. Irmağı sahneye davet ediyoruz. Alkışlarla. Bak bak. Bak 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 bak. İlker bırak artık şunu ya, rezil ettin. Hayatımızın en özel anlarını fotoğraflıyorum. Çünkü yukarıdan çekim zayıf çıkarız. Bak, onu bak, fotoğrafçıyı bak. Kovmadan önce düşünecektin canım. Hayatım ona fotoğrafçı mı denir? O ne be? Deklanşöre basana fotoğrafçı diyorlar. Her deklanşöre olan alete de fotoğraf makinesi diyorlar. Hiçbir şey bilmiyordu o ya. Ya adam ne güzel resimlerimizi çekecekti ya. Hayatım ben daha güzel çekiyorum ya. O ne öyle ya, öyle fotoğraf mı çekilir? Kadraj bilmiyor, ışık bilmiyor, açı bilmiyor. Hiç poz bilmiyor. Anlamadım ki ya, Allah Allah. Ay İlker yeter artık, şu flaşı patlatıp durma, suratımı tamam. Patlatacağım bir tane. Biraz da misafirlerimizi çekelim. Peki biraz şey, misafirler şey isterler. Ayınıza bak ya. Bu arada bir şey söyleyeceğim ya, bu müzisyenler ne çalıyor böyle ya? Nasıl ne çalıyor? Keman, gitar falan bir şeyler. Hayır hayatım, onu anlıyorum da nasıl çalıyorlar böyle? Yanlış çalıyorlar ya. Bu şarkı böyle la'dan çalınır mı canım? Mi'den çalmaları İlker, lazım. İlker Allah aşkına müzisyenlere kulp bulma şimdi de. Sen ne anlarsın la'dan, fa'dan, mi'den? Olur mu hayatım? Bunun için müzisyen olmaya ne gerek var canım? Bu şarkı la 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 la. Bu olmaz yani. Bu mi. Ya oradan bu... çalacaksın bunu ya. Adamlar biz ne liste verdiysek onu çalıyorlar. Çalıyorlar. Hiç bulaşma. Çalıyorlar ama hiç mi basmıyorlar ya. Biraz mi basacaksın. Mi basacaksın ya. Hakan! İlker. Hakan dur, seni de çekeyim. Bir şey söyleyeceğim. Şu müzisyenlere söyle biraz daha şey çalsınlar. Ne çalsınlar? Ya biraz daha şey çalsınlar. Işte. Ne çalsınlar? Ya abi? İşte biraz daha mi çalsınlar. Mi çalsın. Hep la çalıyor. Biraz mi çalsınlar. Evet hadi git söyle. Hatta bir şey söyleyeceğim. Sen onları boş ver. Bak şurada CD var. Bir tane bana ver. Oraya koymuştum. İlker ya. Ben evde kendim söyledim. Kendim çaldım. Kendim doldurdum. Sen bunu tak. Müzisyenleri yolla. İnanmıyorum gerçekten. Bu ne ya? Allah Allah. Herkes müzisyen olmuş. Ay halimize bak İlker ya. Şu düğün bir bitsin. Ben sana bunların hepsini böyle tek tek soracağım. Misafirler var diye hiçbir şey diyemiyorum şimdi. Hayatım ben senin soracağın soruları bildiğim için sana cevaplarını mail bile attım. Ekte görürsün. Ya bırak ya, boş ver, sen rahat ol ya. Bana bırak, bana güven, bana güven. Sana gerçekten inanmıyorum İlker'cim. Hayatım ben de sana inanamıyorum. Memur nerede kaldı bu arada? Bilmiyorum, gelir herhalde. Geldi. Bir şey söyleyeceğim.
Memur da biraz geç kaldı sanki. Geçer, sakın memura bulaşma. Memura niye bulaşayım hayatım? Memura bulaşmam ama bu kadar önemli bir işte bu kadar büyük hata yapılır mı? İnsan sevgili misafirler, değerli konuklar. Bugün burada bu güzide çiftimizin... Ama anlatım bozukluğu oldu. İlker. Ama misafirler ve konuklar aynı anda dedi. Anlatım mı? Gerek yok ki o iki kelime aynı. Hiç bakmayın heyecandan ne dediğini bilmiyor da. Hayır canım ne alakası var? Bu işin üç tane önemli şeyi var. Bir tanesi kıyafet. Bak afilli afilli. Bir tanesi belediye başkanından aldığı yetki. Bir tanesi de diksiyonu. Ama anlatım ben anlatım kuvvetli üçte olsun diye öyle ikisini... Kuvvetli olsun diye. Olur mu beyefendi siz de anlatım bozukluğuyla baş... Böyle nikah mı kıydı? Çıkar şu şeyi. Ben kıyarım ya. Allah Allah. Tabii. Tamam paran neyse Hakan verecek abicim sen git ya. İlker. Abla kolay gelsin ya. Sana ya. Bu ne ya? Ne diksiyonu var ne anlatım biliyor. Neyse üniversite sınavına da girmedi bu adam. Kalk kalk hadi kıyacağım ben nikah. Tabii tabii kıyarsın sen nikah. Nikah da sen kıyarsın. Zaten düğün yerini değiştirdin beni soktun yer altında. Ben kır düğünü istemiştim. Fotoğrafçıyı kovdun müzisyenleri kovdun. Bir ya, şey eksik ama. Bir şey söyleyeceğim. Al sen bunları. Hı. Bir şey eksik. Sen gelini de kendin olursun. Kendi kendine kıyarsın nikahda. Hocam şimdi yani nedir bu ya? Gidelim bana başka kız isteyelim. Bu nedir ya? Şimdi bu tarz kişilerin hep özellikleri böyle hep şeydir. Hep mesela yanlış anlaşıldıklarını söyler. Bu olay niye böyle oldu deseniz şimdi. Yani niye anlamıyor böyle gitti? Kimse beni. Yanlış anlaşıldım der. Mesela. Aslında ben iyi niyetliyim, ya her şey iyi olsun ben yaptığım doğru ama yanlış anlaşıldım. Kusuru gene dış nedene bağlıyor. Bencil insanların en büyük özelliklerinden birisi de kendi çıkarlarını test düştüğü zaman çok kolay savunma yalanları söylerler. Yani kendini korumak için çocuklarda vardır ya savunma yalanları. Bir şeyi kırar, ben kırmadım der mesela. Görmüştür herkes. Savunma yalanı. Bu tarz yalanlar çok söylerler. Bu nedenle bir kişinin çok iyi tevazu rolü de oynayabilirler. Alçak gönüllü rol oynarlar, bencil olmadıkları rol oynarlar. Onların bu özelliklerini anlayabilmek için söylemlerine değil, eylemlerine bakmak gerekir. Hocam evet. Şimdi bu böyle toslamalar sonucu tabii hayatta ciddi sıkıntılar hem iş hem ilişkiler anlamında örnekte tabii. Gördüğümüz gibi. Tabii bunun sonunda da biraz önce konuştuğumuz, sizin sorunuzdan sonra konuştuğumuz farkındalıklar ve tedavi için gittiklerinde siz biraz önce tedavilerden bahsetmiştiniz. Arzu ederseniz Gökmen tabii. Hocamıza bağlanalım. O tedavilerle ilgili bizi aydınlatsın. Daha sonra da sizle devam edelim. Evet Gökmen Hocam sizdeyiz buyurun. Nevzat Hocam, İlker, merhaba. Bugün bencillik ve narsistik kişilik bozukluğu üzerine konuşuyoruz. Kişilik özellikleri çocukluk yaşından itibaren, çocuklukta, ergenlikte hem mizacımız hem başımıza gelenler, ailemizin bize yaklaşımlarıyla birlikte şekillenen ve yavaş yavaş kemikleşen bir olgudur. Örneğin bugün bahsettiğimiz narsistik kişilik bozukluklarında daha çok gördüğümüz aşırı verici anne baba etkisiyle ya da başka tür yaşam olayları etkisiyle kişinin kendisinin özel olduğuna inanma, özel olması gerektiğine inanma ve bununla ilgili her şeyi hak ettiği, her şeyin en iyisini hak ettiği ve diğer insanların onun yolundan çekilmesi gerektiğiyle ilgili bazı düşünceler gelişebiliyor. Tabii bu şemasını tetikleyen herhangi bir olayla karşılaştığı zaman bütün bu davranış kalıpları tıpkı bir trafodaki elektrik sistemi gibi aktif hale geliyor ve birbirini tetikleyen bir olaylar zinciri başlıyor. İşte bütün bunların tedavisinde psikoterapiler oldukça önemli yer tutuyor. Psikoterapilerden bugün bahsetmek istediğim şema terapiler. Şemalar kişinin çocukluk yaşından itibaren belirli olaylar karşısındaki duygu, düşünce, davranışlarının bütününden bahsediyoruz. Ve bu gibi narsistik durumlarda ya da diğer kişilik bozukluklarında birbirinden farklı bazı şemalar görülebiliyor. Psikoterapi çalışması esnasında kişi terapiste de genellikle benzer bir tutum sergiliyor ve bu üzerinde çalışmak için iyi bir malzeme oluyor. Kişiyi terapiye getiren yaşam olayları, olumsuz yaşam olayları, ilişkilerin yanı sıra terapi esnasında gözlenen tutumlar üzerinden kişinin tekrar sınırlarını belirlemesi, karşı tarafın, ilişki içinde olduğumuz karşı tarafın da çeşitli incinebilirliklerinin olduğu, karşı tarafın da duygusunun olabildiği ile ilgili çalışma yapılması, başkalarının duygularını anlayabilmeye yönelik çalışma yapılması, kendi davranış kalıplarının altında aslında ne yaptığı, genellikle mesela yalnız bir çocuk imajı vardır. Bu imajın onarılması gibi çeşitli çalışmalar yapılıyor. Tabii kişi terapistle birlikte
terapi esnasında yaptığı çalışmaları daha sonrasında dış dünyadaki ilişkilerine de yansıtıyor, genelliyor, orada test ediyor, sonuçlarını görüyor ve böylece yıllar içinde oluşmuş, kemikleşmiş olan kişilik özellikleri yavaş yavaş daha işlevsel ve daha sağlıklı bir hale doğru gidiyor. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Evet, Gökmen Hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu kişilerin zihinsel şemalarına bakıyoruz. Düşünce özelliklerine bakıyoruz. Mesela yetersizlik mi var? Fedakarlık mı var? Yani nasıl, hangi konularda yanlış kalıp yargılar var? Kalıp düşünceleri var. Ben en mükemmel olmalıyım mı diyor. Ben özel ve önemliyim mi diyor. Yani neler varsa o kişinin hatalı düşüncelerine, kalıp ön yargılarına bakılır. Bunun üzerinden bir tedavi tekniği düzenlenir. Burada önemli olan kişinin ideal beni vardır. Daha sonra bir benlik algısı vardır. Bak, ideal ben, şu olmalıyım ben. Ben böyle bir insan olmalıyım diye düşünür. Benlik algısı vardır. Bir de olduğu ben vardır. Şimdi bu egosu yüksek kişilerde ideal beni gerçek ben zannederler. İdeal beni, yani hayal ettikleri bir kimlik vardır, kişilik vardır. Onları sanki olduğu kimlik değil de sanki idealindeki kimliği kendileri zannederler. Şimdi burada insanın ideal benle olması gereken ideal benle olduğu ben, benlik algısı arasındaki mesafeyi kişinin psikolojik ihtiyaçları belirler, içgörü belirler. Buna öz saygı diyoruz. Öz saygı. Yani kişinin kendisine öz saygısı varsa kendinin olumlu yönlerini de görür, olumsuz yönlerini de görür. Bu egosu yüksek olan kişiler, ideal benleri öyle yüksektir, kendilerini kusursuz gördükleri için ve ben gerçek bende de ben oyum diye düşünürler. Çünkü öz eleştiri yetenekleri yoktur, gelişmemiştir. Bu bölüm konuştuğumuz konu bence birçok bölümde konuştuğumuz konuya göre daha fazla günlük hayatımızda herkeste cüzi ama ya da çok olan bir konu bence. Hepimizin bencil anları oluyordur, eminim oluyordur. Ancak bencillikten bir şey kazanmayacağımız net. Yalnızlaşırız. Yani hepimizin içinde bir bencil parça vardır. Vardır, tabii. Mutlaka. Yani bencil değilim diyorsa yani bir insan... İpin ucunu kaçırdığımız kaçırmış. Anlar da vardır. Evet. Ama bunu bir yaşam şekli haline getirirsek bu bize bir başarısızlık, yalnızlık, mutsuzluk olarak dönecek. Pek bundan bir kazanç elde edilecek gibi gözükmüyor hiç kimse. Dolayısıyla hem etrafındakiler algıları açık olmalı, bu konuda yardımcı olmalı, farkına varmalı ve bunu iyi yönetmeli. Hem de kişi biraz kendini iyi yönetmeyi başarırsa bundan kurtulmanın da yolları var zaten. Tabii. Yani özellikle kişinin özgüvenle özbeğeni karıştırmayalım. Yani özgüven sahibi olması, kişinin kendi benim hakkım budur, benim fikrim budur demesi önemli bir şey. Ama başkalarının haklarına saygı göstermek, başkalarının duygularına okuyup anlayabilmek, başkalarının ihtiyaçlarının farkına varabilmek empati olarak biliyoruz. Yani bir empati becerisi kazanmış bir insan bencilliğini yönetebiliyor demektir. Programın sonuna geldik. Bir duygu okulu programında bencilliği konuştuk, egoizm konuştuk, narsizm konuştuk. Kendimizi tanıma yolunda, farkındalık yolunda önemli bir alanı konuşmuş olduk. Herkese, sizlere, bütün izleyenlere hayırlı günler diliyorum.